Ecoline reklamların ardından devam ediyor. Kardelen Kestane Şekeri Genel Müdürü Mümin Akgün ile sektöre dair değerlendirmelerini almaya devam ediyoruz. Evet Mümin Bey, az önce programımızın ilk yarısının sonunda ifade ettik. Paris Siyal Fuarı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Hollande geldi. Kestane Şekeri'nin tadına baktı. Ciddi de hoşuna gittiğini ifade etti. O olayı bir anlatabilir misiniz detayları? Yani işte biz fuarlara gittiğimiz zaman hep kestane şekeri hediye ediyoruz. Yani ergene tattırmaya çalışıyoruz. Burada diğer firmalar da var. Fransız firmaları, işte İspanyol, Portekiz, diğer firmalar. Ya onlar biraz eli cimri oluyor. Kestane şekeri ciddi de pahalı olduğu için yani çok böyle hediye şeyi olmuyor. Yani biz de genelde Paris'te olduğu için fuar orada gelenlere kestane şekeri ikram ettiğimizde inanamıyorlar. Ya bu benim mi? Yani bana mı hediye ediyorsun? Buyurun diyoruz, tadına bakın. Bir test edin. Yok yani diyorlar, yani inanamıyorlar. Yani çok pahalı olduğu için orada ciddi pahalı. Yalnız oradaki kestane şekeri de bizim kestane şekerinin arasında şöyle bir fark var. Bizim normalde bu piyasaya sürdüğümüz maron konfit olarak adlandırdığımız ürünün üzerine onlar normalde şekerle suyu karıştırıp üzerine döküyorlar. Bunu fırına verip çıkarıyorlar, kurutuyorlar. Üzerinde bir kristalize oluyor. Normal kestane şekerinin üzerinde bir kristalize kaplanıyor. Öyle bir kültürleri var bunların. Bütün Fransa, krizimiz diyorlar, Noel'den Noel'e herkes evine götürüyormuş. Öyle bir kültürleri var. Yani onlar da biz ilk gittiğimizden beri yani şaşırdılar. Ya dediler, bu Bursa'da varmış mı? Türkiye'de varmış mı? Bizim Türklerden de Fransa'ya gelenler fuara. Onlar da şaşırıyor. Ya diyor, yabancıların da kestane şekeri varmış mı Nasıl diye. ki biz onlara şaşırıyoruz, onlar da bize Onlar da şaşırıyor. bize şaşırıyor. Biz de diyoruz, onların da biliyoruz eskiden beri yaptığını. Biz de özellikle söylüyoruz. 300 yıldan beri Türkiye'de yapılıyor. Siz ne haberiniz yok diye söylüyoruz. Özellikle onu söylüyoruz. Yani biz de eskiden beri yapıyoruz ama yeni yeni bunu gündeme getirdik. İşte yeni yeni tanıtımını yapıyoruz diye. Özellikle o firmalara söylüyoruz. Yani öyle tanıtımını o şekilde dağıtarak yapıyoruz. Hem yani soruyoruz da. O en son bu en son Paris'teki fuardan önce de hep tattırıyorduk yani soruyorduk nasıl diye. Genelde Fransızlar diyor ya bu bizim ürünün tadı da güzel, bu da güzel. Bu ayrı bir ürün, bu ayrı bir ürün. Yani biz o şekilde onların yaptığı ürüne marron glace, bizim yaptığımız ürüne de marron konfit olarak ayırdık. En azından dedik yani bir farkı meydana çıksın. Monsieur Hollande da yan tarafta Almanya şeyine gelmiş, standına gelmiş. Ya bu arada baktım ben de çok kalabalık var. Yani dedim ya bu ne kalabalık dedim. Hatta yanımızdaki çalışan Ezgi Hanım var. Bize yardımcı oluyor, Fransa doğumlu. Fransızcası kuvvetli olduğu için öyle bize fuarlarda yardımcı oluyor. Dedim ya sor dedim, Cumhurbaşkanı mı gelmiş bu kadar kalabalık? 80-100 kişi koruma vardı orada. Bizim standın önü doldu. Sordu. Evet evet demişler. Cumhurbaşkanı geldi demişler. Nerede diye sordum. Hemen karşımızda Almanya standı vardı. Oraya girmiş. Ben hemen oradan çıkarttım birkaç tane kestane şekeri şeylerine ikram ettim. Danışmanlarına, korumalarına. Söyle dedim Ezgi Hanım dedim. Ben dedim Cumhurbaşkanı'na kestane şekeri ikram etmek istiyorum. Söyler misin dedim. Söylediler. Tamam demişler. Onlar da tadına baktılar. Yalnız dediler bir şeyle sunun. O arada hemen ben ambalajı yırttım. Çıkarttım içerisine bir hediye şeyi haline getirdim. Yani tepsi haline getirdim. Hemen hızlı bir pratik olarak. Çok çabuk da hareket etmemiz lazımdı. Bir taraftan çünkü her an gelebilir. O arada işte fotoğraf makinesini ayarlayalım. Şunu ayarlayalım. Hemen tabii çok kısa zamanda oldu. Baktım yan taraftan çıktı. Sonra bir tokalaştım. Bonjour diye. Sonra Ezgi Hanım konuşmaya başladı. İşte kestane şekeri ikram ettik o arada. Tadına falan baktı. Öyle. Güzel bir anı Evet. olarak oldu. Peki tat olarak oradaki kristalize ediliyor diyorsunuz. Evet. Hani üzerine kestane şekerinin şerbeti döküldükten sonra fırına veriliyor. Evet. Fırında kristalize oluyor. Bizimki Evet. normal şerbetli Evet. şey veriliyor. Peki onların markasını, onların ürettiği tarzda bir üretim denemeyi düşünüyor musunuz? Ya yaptık öyle birkaç kere öyle bir üretim yaptık. Yani belki ilerleyen zamanda öyle mi olur yoksa bizimkisi gibi mi olur? Onu şu anda araştırıyoruz piyasada. Yani biz şu anda bir kendimize uygun bir şey bulduk.
en son teknolojilerle, yeni aldığımız makinalarla. Ya ürünü de beğeniyorlar. Bakalım marketlerde yerini alırsa müşteri söyleyecek. Yani o mu gidiyor, bu mu gidiyor? Peki ilerleyen zamanda değerlendireceğiz. Şunu araştırma imkanınız oldu mu? Şimdi orada Avrupa'da üreten işte Fransa, İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkelerinde üretiliyor kestane şekeri. Hani rekabet edebilmeniz açısından orada dediniz ki çok yüksek fiyatları. Evet. Hani burada üretip orada pazarlama noktasında oradaki firmalarla rekabet edebilmeniz için üretim maliyetleri konusunda hiç kıyaslama imkanınız oldu mu oradaki firmalarla? Şimdi oradaki Fransız firmalarla irtibatımız oldu. Yani orada görüşmelerimiz oldu. Hatta yani bir görüşme esnasında yan tarafta bir firma daha vardı. Yani bizi böyle fotoğraflıyormuş. Ya dedim bu neye böyle fotoğraflıyor dedim. Sonra 68 yaşında bir beyefendi bizim standtaydı. Gitti yan taraftaki 40 yaşlarındaki beyefendi eline vurdu cep telefonuna. Cep telefonu yere düştü. O bir taraftan da şey diyormuş yani sizi fotoğraflayacağım medyaya vereceğim. Türklerle Fransızlar ortak iş yapıyormuş diye. Yani öyle bir şey var. Markayı karalama için. Yani işte o yüzden biraz böyle çekememezlik var. Hatta böyle yere eğiliyordu. Bay Corsi ile ismini de vereyim. Bir tekme vurdu cep telefonu, cep telefonu gitti. Yani öyle bir tartışma oldu kendi aralarında. Yani bizi istemiyorlar aslında. Yani öyle fuara katılmamızı istemiyorlar. Yani biraz tepeden bakıyorlar. Yani biraz hor görüyorlar. Niçin buraya geldiniz diyorlar. Gelmeyin diyorlar. Biz varız diyorlar. Fransızların gidin diyorlar, karşı bir kompleksi var. Yani kompleksin. Gidin diyorlar. Orta Doğu'ya gidin diyorlar. Ama buraya ben davet ettim o firmaları. Geldiler burada. Hatta gezdiler. Dükkanlara baktılar. Daha sonra dedim ne oldu? Ne gördünüz dedim. Ya biz hakikaten böyle bilmiyorduk dediler. Yani bizim yani çok ufkumuzu açtınız dediler. Yani biz bu şekilde bilmiyorduk. Yani hatta sizin imalathanenizde bu kadar temiz, tertipli olacağını hiç tahmin etmedik dediler. Başka firmaları da gezmişler. Türkiye'ye gelince sadece bizde değil. Bunu birisi alıp bütün firmaları gezdirmiş. Bir kısmına yarım amül gönderdik bunların. Yani kabuğu soyulmuş, işte tülbente sarılmış. O şekilde yarım amül gönderdik. Görüşüyoruz tabii. Ticaretimiz de oluyor. İhracata yönelik çalışmalar, ne gibi çalışmalar var? Hani sonuçta bu Bursa markası ama dünya markası olması noktasında gidiyor. Ya ben herhalde yani yolun başındayız diye düşünüyorum. Yani bu çok uzun bir süreç. Kolay değil. Gerçekten yani zor bir süreç. Ama yani tabii mücadeleyi bırakmayacağız. Biz koşturuyoruz. Şimdi söylediğim gibi yani o fuarları kaçırmamaya çalışıyoruz. Kendimiz katılıyoruz. Şimdi Ocak sonunda Almanya'daki fuara katılacağız. Akabinde geleceğiz. Burada bir gün duracağız. Ertesi gün Dubai'ye gideceğiz. Oradaki fuara katılacağız. Bir de biz kendimiz çalışıyoruz. Yani fuarda standın başında standını kendimiz düzenliyoruz. Evet. Ortağımın oğlu Utku Bey'le beraber. İkimiz uğraşıyoruz. Yani dışarıdan öyle destek yok. Bir de yurt dışında her şey çok pahalı. Kendimiz stand yapıyoruz. Kendimiz standın başında duruyoruz. Birebir müşteriyle görüşüyoruz. Yani biraz söylemek gerekirse hızlı balık tarzındayız. Evet. Hızlı düşünebilen. Çünkü masa başında fiyat vermen lazım. Aynı anda fiyat verebiliyorsun. Çünkü işin başındasın. Kendine uğraşıyorsun. Yani belki Cumhurbaşkanı'na ürünü takdim etmek de öyle oldu. Yani işimizin başında olduğu için oldu. Başında olmasak nereden göreceğim, nasıl olacak değil mi? Evet. Yani herkes sizin gördüğünüzü göremiyor. Hızlı balık, büyük balığı, yavaş balığı artık yutuyor. Evet. Eskiden büyük balık, küçük balığı yani. Ya da yem olmayacağız. Evet, öyle mi diyeyim? Hızlı olmak önemli gerçekten. Evet. Ben şunu da merak ediyorum. Dünyada kestane şekeri ve türevlerine olan ilgi nasıl? Dünyada ne kadarlık bir pazarı var? Bu konuda Türkiye'nin yeri nedir? Şöyle bir genel bir projeksiyon çizmenizi istiyorum. Şöyle düşünürsek yurt dışında kestane şekerinin yanında haşlama kestane tüketiliyor. Oldukça fazla bu. Bu pazarda biz yokuz. Yani Türkiye'de hiçbir firma yok. Yani bu nasıl bir pazar? Bildiğiniz kestanenin kabuğu soyuluyor. Birinci haşlama. Sonra plastik ambalajlara konuyor. 100 gram, 150 gram, 200 gram. Sonra bu bir daha haşlanıyor. Sonra paketleniyor. Bu yurt dışında marketlerde yerini alıyor ve yemek sanayilerinde yerini alıyor. Yani bu yemek sektöründe kullanılıyor. Şeker olarak değil de
Bu ayrı bir şeyi düşünün. Yani kestaneden bir yan ürün daha elde ettiğinizi düşünün. Evet. Bunun yanında ne var? Kestane unu var. Kestaneden elde edilen, o da ayrı bir iş. Kestane unu. Biz bunları yapıyoruz. Küçük çapta yapıyoruz. Bu haşlama kestane burada çıkardık, marketlere gönderdik ama Türkiye'de çok pek bilinmiyor bu. Dünyada Evet. biliniyor da bu ürün. Hatta mağazalarımızda da var. Kestane unu mesela yaptık ama pek öyle tüketilmiyor. Yurt dışında da bunun ayrı sanayisi var. Yani dediğim gibi Evet. ama bu haşlama kestane çok ciddi miktarlarda yapılıyor. Portekiz'de yapılıyor bu, İspanya'da yapılıyor. Yani bizim Bursa'da toplam bizim kestane şekercilerin toplamı 2000-2500 ton civarında kestane işliyoruz. Orada bir firma bunu işliyor. 2000-2500 ton bir firmanın işlediği yemek sanayine ürünü var. Sadece bir firma yapıyor. Mesela Çin'de var bir firma 25 bin ton yapıyor. Sadece bir Yani firma yapıyor. Bursa'nın 10 katı Evet, bir bir firma üretim yapıyor. yapıyor sadece bir firma. Ama kestane şekeriyle değil bunlar. Biraz dediğimiz gibi farklı ürünler. İşte yine poşetlerde çerez gibi bir ürünler yapılıyor. İşte Avrupa'nın değişik ülkelerinde onlar da o şekilde satılıyor. Kestane şeker olarak değil de. Ancak hani şu potansiyeli Evet. herhalde sizin anlattığınız kadarıyla görüyorum. Eğer bu kestane şekeri ve türevlerine doğru anlamda hem üretim sürecinde hem Evet. markalaşma sürecinde lansmanı aşamalarında destek verildiği takdirde ciddi bir pazar olduğunu ifade ediyorsunuz. Tek başına bir Evet. firmanın 25 bin ton ürettiğini Evet. ifade ettiniz az önce. Bursa'nın Evet. toplam üretiminin 2500 ton olduğunu Evet. ifade ettiniz. Evet. Yani o zaman ciddi bir potansiyel var. Yeter ki Evet. biz bunu doğru lansmanı yapalım. Evet. Üretim ve tüketim Evet. konusunda halkımıza bilgilendirmeyi yaparsak herhalde bu konuda da ciddi Tabii bir pazar şimdi oluşmuş olacak. Karadeniz bölgesi diyoruz. Boylu boyuna yani bir Karadeniz bölgesi kestane yetiştirmesine çok uygun. Ama ne durumda? Şu anda orada yabani kestaneler var. İşte bunların da ehlileştirilmesi lazım, aşılanması lazım. Yani bizim sanayinin isteğine uygun haline getirilip bunlar sanayiye dönebilir. Hatta onlar da mesela birkaç firma diyor ya bu Karadeniz'deki kestaneyi siz şey yapın, üretimini bilinçlendirin. Ama yani kolay değil tabii. Biz şu anda Samsun'da bir profesörüm var. Ümit Bey onunla Ümit Serdar Adalı diye onunla da görüşüyoruz. Orada da bir taraftan başladık. Karadeniz'de de yani kestane ağaçlarının bilinçli olarak elden geçirilmesi, işte aşılı filan oraya da gönderdik. Yani bu Karadeniz bölgesinde aslında ciddi bir potansiyel. Bir taraftan diyoruz kuzu kestaneler, orada kuzu kestaneler kuzu kuzu yatmasın, ekonomiye kazansın. Evet, güzel. Peki firma olarak orta ve uzun vadeli planlarınızı, işte hedeflerinize ulaşmak için ne gibi yatırımlar planlıyorsunuz? Yatırım istihdam planlarınız Evet. nedir? Orta ve uzun vadeli Kardelen Kestane Şekeri firmasının projeksiyonu nedir? Yani şu anda biz üretimin %70'ine yakın makinalaştık. Yani %30 daha bir makinalaşma şeyimiz kaldı. Gerçi bitmiyor yani makinalaşma yani Revize insan edilmesi gerekiyor evet sürekli. yani herhalde en son diyorum bir taraftan böyle mezara konarken elimizi çıkaracağız. Bir makine daha, bir makine daha. Sonu yok ama biraz son zamanlarda biz perakendeye yönelik yatırımlar yaptık. Bu devam edecek. Satış mağazalarına yönelik. Bursa ve Güney Marmara çevresinde 15 adet satış mağazamız var. Güney Marmara'da bu. Bir 15. kısmı Bursa'da. Bunları çoğaltmak istiyoruz. Tabii kolay değil. Bir dükkan maliyeti yaklaşık 100 bin lira civarında. Bunu yakın zamanda bu sayıları arttırmak istiyoruz ve yurt dışına da açılmak istiyoruz. Yani Kardelen olarak yurt dışındaki mağazalarımızı Kardelen olarak mağaza açmak istiyoruz. Bunda tabii bir devlet desteği de var. Uygun yer arıyoruz, uygun şartlar arıyoruz. Bu kendimiz ona göre şu anda planlıyoruz. İlerleyen yıllarda mağazalaşma yönüne gideceğiz. Yani bu dünyanın her yerinde olabilir. Yani belki New York'ta da olabilir, Paris'te de olabilir. Sayın Akgün, şunu sormak istiyorum. Gerek bu hedeflerinizi pratiğe dökme noktasında, gerekse kestane şekeri markasının genişletilmesi, güçlendirilmesi noktasında kamudan beklentileriniz neler? Özetle. Yani kamudan dediğimiz gibi yani bir en azından
Biraz daha bu kestane şekerinle ilgili sosyal faaliyetlerin yapılması, tanıtılması, tanıtımının yapılması. İşte Evet. dediğimiz gibi şehrin girişlerine çıkışlarına kestane şekeri silüetleri olabilir. Tabii biraz da turizmde ne kadar artarsa bizim işimiz biraz da turizmle alakalı. Son zamanlarda biraz turizm arttı. Bunun tabii faydasını görüyoruz ama bununla beraber sadece kamunun değil, bütün Bursa'daki yerel halk dahil buna hazırlıklı olması lazım. O kadar turist getiriyoruz. Yabancı dilimiz az. Mesela yabancı dilinin de geliştirmesi lazım. Oteller son zamanlarda çoğalmaya başladı. Önceden turistler geliyordu. Burada otel yoktu. Kalmıyordu, gidiyordu. Yani yetmiyordu, oteller yetmiyordu. Son zamanlarda bu çoğalmaya başladı. Biraz daha da artması lazım. Hatta yetmiyor yani. Otellerin sayısı da hala Evet. hazırda az. Yani belki sıcak su bölgesinde yine bir sıcak su turizmine yönelik otellerin yapımı olabilir. Planlanması olabilir. Yani ne kadar Bursa'ya turist gelirse bütün halk bundan esnaf, sanayici, herkes faydalanır. Bu Evet. şekilde yani kamu yeterince Yani destekliyor bizi ama tabii böyle bu tür şeylerde gelecekte gözüküyor. En son teleferik tabii önemli oldu. Oraya da bir mağaza evet. açtık. O da güzel bir şey oldu. Şimdi Araplar direkt gelen geliyor. turistlere hitap eden bir mağaza oldu. Yani şunu diyorsunuz, turizme yapılacak yatırım aynı zamanda bize yapılan yatırım anlamına gelir. Turizmin canlandırılması gerekir diyorsunuz. Ayrıca da kestane şekeri markasının bilinirliğini artırma adına silüetler yapılabilir vesaire diyorsunuz. Ama herhalde önümüzdeki günlerde yapacağınız çalıştayda Kestane da çalıştığı var. orada da herhalde daha somut talepler gündeme gelecektir. Şimdi ben şunu da paylaşmanızı istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda bir işçilere konut projeniz vardı. O da aslında çok hoş bir projeydi. O proje ne aşamada şu an? Yani işçilerle beraber bir kirada oturanları ev sahibi yapma, kendi işçilerine yönelik böyle bir projeniz vardı. Ya Ne şimdi aşamada? ben kendim de işçilikten geldim. Yani bir işçilik sürecim vardı. Esnaflık yaptık, işçilik yaptık. Dedik ya yanımızdaki çalışanlara kirada çoğu. Dedik kiradan kurtulalım. Şirketimizde yani hazır, temiz, herhangi bir kredi borcu yok. Temize çıktı. Dedik bir arsa alalım. İşte onlarla beraber bir inşaat başlayalım. Sonra kendi işçilerle görüştük. Dedik buna katılmak isteyenler. Şartları bu. Yaklaşık işte 14 daire, 3 dükkan şeklinde başladık tabii buna. Arsasını aldık. Arsasını şirket olarak aldık. Daha sonra arkadaşlarla herkesin bütçeyine, isteğine göre paylaştırdık. Yani buna yaklaşık işte 12 işçimiz katıldı. 12-13 işçimiz katıldı. Şu anda %70 seviyesinde. Allah izin verirse Ocak ayının içerisinde evlerinde olacaklar. O da benim için büyük mutluluk yani bir çalışanımıza. Biz sadece vesile oluyoruz tabii. Sonuçta onlar kira öder gibi ev sahibi oldular. Ama yani işçilerinizi düşünmeniz çok aslında önemli bir şey. Çünkü maalesef ülkemizde şu an yani hard kapitalizme doğru patronlarımız, iş dünyasındaki iş adamlarımız maalesef kayıyorlar. Yani para uğruna, hırs uğruna birçok işçileri düşünme adına, üretim safhalarında güvenliği düşünme adına birçok konuyu hep pas geçiyoruz. İşte ülkemizde yaşanan kazalar da maalesef Son dünya zamanlarda. sıralamalarında en sonlarda geliyoruz. Kaza oranları anlamında en başlardayız. Avrupa'nın en büyüğüyüz. Dünya çapında ikinci, üçüncü sıralardayız. Bu anlamda sizin işçilerinizi düşünen bu projeleriniz de aslında çok takdire şayan, önemli bir yaklaşım doğrusu. İnşallah İnşallah diğer sektörlerdeki örnek patronlar, iş oluruz. adamlarına da örnek Örnek olur. oluruz. Güzel bir proje sonuçta. Evet. Son sözlerinizi de alalım Emin Bey. Teşekkür ederim beni davet ettiniz. Burada bazı şeyleri paylaştık. İşte en son olarak da piyasada kalitesiz ürünleri de görüyoruz. Evet. Yani bunları halkımızın bu kalitesiz ürünlere rağbet etmemesini diliyorum. Evet. Bazı şeyler ucuz olabilir ama sağlık daha önemli. Yani sağlığını düşünerek vatandaşlarımızdan. Ucuz kalitesiz ürünlere rağbet etmemesini diliyorum. Ayrıca Evet. teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz de katılımlarınızdan ve paylaşımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Line TV izleyenleri, Ecoline bu haftalık sona erdi. Bugün Kardelen Kestane Şekeri Genel Müdürü Mümin Akgün'ü konuk ettik. Kendisinden Kardelen Kestane Şekeri'nin başarı hikayesini hem de sektöre dair bir takım değerlendirmelerini dinledik. Gelecek hafta yepyeni bir Ecoline programında görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.